Şu anda ÖTV'nin düşmesiyle birlikte zaten piyasanın bir hareketsizlik ve bir düşüş yaşandığını görüyoruz az çok. Çünkü sabahtan beri biz buradayız. Daha bir müşteri görmedik. Bu tabii ikinci eli de etkiler. Muhakkak ki sıfır araçlarda ÖTV indirimi olduğu zaman ikinci elde de ister istemez bir düşüş yaşanır. Yani bunu bekliyoruz. ÖTV'nin vurduğu araçlar 1.6 ve aşağısı. 2000 motor, 2500, 3000 motorlarda ÖTV yok. Yani ÖTV düşüşü olmadı. 1.6 ve 1.6'nın altındaki araçlardaki ÖTV'nin vurduğu araçlarda ister istemez bizim elimizdeki 1.6, 1.4, 1.2 olsun bunlara da yansır, yani bunu bekliyoruz. Esnaf olarak şunu bekliyoruz, yani tabii bir an önce piyasanın oturmasını, alışverişin tekrardan dönmesini, ondan sonra halkımızın yani hiç tereddüt etmeden kendi araçlarına binmeleri ve de almalarını yani tavsiye ederim. Esnaf olarak şunu gördüm, ben bu ÖTV indirimini biraz erken gördüm. Bunu da benim nazarımda şu anda 2020 ve 21 model araçların biraz bayilerden fazla olmasından kaynaklanıyor. Çünkü bugün 198 bin liraysa bunun 8. ayda alınması demek ki eşyanın satılmamasına bağlıyorum ben. Veya işte atıyorum 210 bin, 215 bin lira, 230 bin lira olması normal değil. 8. ayda ilk defa alınan bir ÖTV kararıdır bu. ÖTV'lerin düşmesi sadece zaten şu an benzinli araçlar için geçerli ve ona da bir limit konuldu. O limitler ve o motor hacmine göre ÖTV indirimine gidildi. Bölgemizde ve özellikle de doğuda dizel araçlar rağbet gördüğü için fiyatlarda ve satışlarda herhangi bizim için bir hareketlik olmadı. ÖTV'nin avantajı sadece benzinli araçlar için oldu ve küçük motorlu araçlar için oldu. Bu da bölgemize çok yakın olmadığı için bizim ne satışlarımızda bir etki yaptı, ne olumlu ne de olumsuz bize bir etkisi olmadı. Bizim bölgemize genellikle dizel araçlar tercih ediliyor. Onun için bize bir etkisi yok. Karar şöyle, yani indirime gidilmesi iyi, güzel bir şey. Hani biz de elbette ki hareketliğin olmasını istiyoruz. Dönmesini istiyoruz. Çünkü malum 2 yıldır bir taraftan pandemi, bir taraftan hastalıklar, bir taraftan döviz kurlarının sürekli değişmesi. Biz bir hareketliğin olmasını istiyoruz. İndirimin olmasını da istiyoruz. İndirime karşı değiliz. Ama şu var, yani indirim şeyle olmuyor. Yani sadece o araçlarda ÖTV ile olmuyor. Bizim için aslında önemli olan ikinci elin hareketlenebilmesi için, işçilerin açılabilmesi için bizim için faiz oranları daha çok önemli. Malum yaklaşık 7-8 aydır faizler sürekli Merkez Bankası tarafından sabit tutuluyor. Bizim açımızdan ikinci elin hareketlenebilmesi için faizin çok etkisi var. Döviz kurlarının çok etkisi var. ÖTV'nin bizim ikinci el araçlarımızın üzerinde hiçbir etkisi yok. Ne olumlu ne de olumsuz bir etkisi yok. Faizlerin mümkünse elbette ki düşürülmesi araç alış ve satışlarda çok etkisi oluyor, hareketlilik oluyor. Faizlerin eğer mümkünse düşürülmesi ikinci elde hareket oluşturur diye düşünüyorum. Çünkü faiz oranları çok çok yüksek olduğu için krediyle araç almak isteyen birçoğu kesim mesela o yüzden araç alamıyor. Faizlerin düşürülmesi bunun yanı 2 yıldır malum işler sürekli sıkıntıda, satışların olabilmesi için yani artık bir paketin gerekirse ikinci el araçlar için ya da devletin bu yönde bir çalışmasının olmasını istiyoruz. Zaten elin bozdur piyasada yok. Ve onun sorumlusu oldu. Sen de biliyorsun. Ben de biliyorum.